Merhaba gençler, her zaman genç kalan var. Şimdi Bim'den, Arnavut, Bim'den şey, yumurta. Bak, şimdi önceki aldığım şeyden çıktı, bu yumurta değil de. Abi gerizekalı yiyor. Her neyse, bunu önceki aldığım şeyden ayrıldı, bakın. Sen lan sahiplensene lan gerizek. Alo alo. Ay arkadaşlar, kritik şeyler böyle oluyor abi. Ya yani sabır mı bu abim, bardağı çalmıştım geçenlerde. Yani tam olarak çalmadım da. Tam artık ne dedim? Ne diyeceğim? Ne abi yaptık? Ne diyeceğim abi hadi. Dün parayı ondan şey yaptım. Her neyse. Belki hepiniz yorum görürlerse bana bir deli raporu verirler de buradaki şeyim artar. Devamsızlık yapma görüm. Hani neyse. Tamam. Çok iyi değil mi? Çok iyi abi. Abi çok iyi. Açayım mı şimdi? Ama bitirmek istemiyorum. Oyuncak yumurtlayan yumurta. Her neyse. Okay. So umarım araba çıkmaz be abi. Araba çok seven bir insan değilim, anlatabiliyor muyum yani şimdi? Doğruya doğru. Ondan sonra Royalty şarkısını seviyorum gençler. Ondan sonra ben açıkçası bir tanesi 20 grammış. 20 gram ve 544 kalori 100 gramı, yani 100 bölü 5 dediğimiz zaman, 20 ettiğine göre 544 bölü 5 dediğimiz zaman bir tanesinin kalorisi yaklaşık olarak 550 bölü 5 dersek 110 kalori ediyor. Okay. So açayım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bunu da şeyde görmüştüm, hani Study Week'in kanalı var ya şeyin. Study Vibes diye bir kanal var işte, ben çalışmaya çalışırken zamanında onun videolarını izliyordum. O da işte bir tanesine böyle annesi mi ne getirmiş böyle işte bir böyle işte bir yumurta. İşte onu öyle ders çalışırken yiyordu, çok cool gelmişti kız. Abi çok iyi. Abi çok iyi, baksana. Şöyle ısırır mı? Yok, ısırırsam kırılırsam. Biraz plastik tadının gelmesi harcını. Bir tane. Yere düştü. Evet. Yaksana. Şöyle duruyor, çok iyi durmadım abi. Çok iyi abi. Ama hayatımda o kadar iyi bir şey görmedim. Yani görmüşümdür de. Neredeyse. İşte cennete gidince arkadaşlar bunlardan sonsuz tane yiyebileceğiz inşallah. Cennete gidince bunların kombinasyonlarını da yiyebileceğiz. Ve cennete gidince inşallah her şeyi yiyebileceğiz sınırsız şekilde. Ondan sonra yani cennet dedikleri bir köşk ile 3-5 huri. Ki bu da gayet güzel bir şey diye düşünüyorum ben. Ama işte şey, eğer onu seviyesine gelebilince, bak şimdi buradaki mesele şu, onun seviyesine gelebilince ne oluyor biliyor musun? Şimdi o takva seviyesi, hani takva herhalde, yani insanı kamil, orada şey oluyorsun, yani senin için gerçekten böyle sen artık o kadar önemli olmuyor, sen Allah'a aşık olduğun için, birisine aşık olduğunda onunla başka hiçbir şey önemli olmaz senin için, değil mi çocuğum? Yani onun için öyle oluyor, yani sadece Allah'ı sevdiğin için gitmek istiyorsun. Mesela üstad şey der, işte milletimin yanmaması için ben yanmaya razıyım gibi bir şey der. Mesela o neden? Çünkü o hani ben hani bu dava benim
aşkım gibi oluyor yani. Onun için cennet artık birinci şey olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey. Cennet zaten çok aslında şey bir şey. Bonus. Aslında çok Allah mermesine kaynaklanan bir şey yani. Aslında hani düşünüyorum bak animelerde mesela birisinde güç olunca arkadaşlar siz çok iğrenç çok iğrenç ve siz mesela şu an benim kolum şuradan kesilebilir Allah istese ya da midem patlayabilir ya da deprem olabilir. Şimdi Allah şeyini anlamak lazım arkadaşlar yani Allah ne demek yani Tanrı ne oluyor hani mesela bazen şey oluyor işte hani ben yaratılmak istemedim ki abi falan. Abi sana soran olmadı zaten. Yani sen sadece bir kulsun. Seni Allah seviyor tamam ama hani haddimizi mi bilsek acaba? Ondan sonra öyle yani hani öyle şeyleri bilmek lazım abi. Böyle yani hayatı anlamak önemli bir şey. Ben hayatı anladığımı düşünüyorum ve daha da anlıyorum. Ve çok eğlenceli. Size de bunu tavsiye ederim. Her neyse. Ben bu çok eğlenceli abi. Ben de acayip eğlenceli abi. Yani bilmiyorum ama böyle hani yani abi çok eğlenceli. Mük. Her neyse. Hadi bay bay. Çıkan oyuncu size göstereyim mi? İster misiniz? İster misiniz? Evet. Bye bye. Çöpümü de dün içine kahve koydum. Kahve koydum çünkü kahveyi mutfağa dökmeye üşendim. Sonracığıma onu da mutfağa koydum çöpü. Oranda çöp yok. Sinir bozucu. Biraz makyaj falan yapsam da sırtı abi biraz da hani. Abi çok efor sarf ettiriyor lan öyle şeyler. Yani ben anlamıyorum bu kızları saatin körünün beşinde kalktıktan sonra gelip tam okumak yaşı yapıp da sonra şey yapma. Kendi adam çuladan mı düştü benim? Her neyse. Şive'den şive geçmesi abi çok eğlenceli bir şey bu arada biliyorsunuz değil mi? Mesela böyle bir abili falan mı konuşuyorsun? Sonra böyle bir Lady Diana, what are you doing diye konuşuyorsun. Sonra bazen de Karadeniz şivesi konuyor. Bir Karadeniz yani kafa iyi oluyor abi. Karadenizler böyle ayrı bir kafa. Öyle güzel. Bir de şey şu an Begging şarkısından yola çıkarak bir hikaye yazmayı düşünüyorum. Daha doğrusu roman yazmayı düşünüyorum. Çünkü Begging şarkısında Maneskin'in. Adam diyor ki kralken diyor her şeyim vardı diyor. Üstad diyor öyle diyor. Her şeyim vardı diyor. O zamanlarda diyor. Sen de beni seviyordun diyor. Kralken seviyorsun da krallık elimizden alınınca sevmiyorsun birader. Ya öyle işte. Her neyse. Şimdi insanın kaybetmesiyle alakalı bir şey. Bir hikaye, bir roman yazmayı düşünüyorum. Çünkü insan kaybeder. Mesela Hazreti Ömer İşte sakalındaki beyazları mı ne bir yerlerde gibi beyazları alınmasını istememiş mi ne öyle bir şey yani. Neden? Çünkü oradaki beyazı görüp senin ne olduğunu hatırlayacaksın. Sen bir hükümdar falan olabilirsin. Güçlü bir insan olabilirsin. Güçlü şeyleri elinde tutuyor olabilirsin. Epler senin elinde olabilir. Ama yavrum bir araba çarpmasıyla da ölebilirsin. Bir sineğin girmesiyle ölebilirsin. Beyazlar çıkar. Uykun gelir. Tuvaletin gelir. Yemeğin gelir. Sütün, ne bileyim işte bir şeyler gelir. İnsansın sen yani. Bunu unutmuyoruz abi. Anlatabiliyor muyum? Şunu ağzını suya akar. Ya. İnsan böyle bir şey. Kafalara girmiyoruz yani. Bunu hatırlatmak lazım çünkü yani hani lan ben niye havaya giriyorum diye de hani bir korkmamak hani korkmak lazım da hani şey yapmamak lazım yani. Çünkü insansın mekanizman böyle. O mekanizmayı bileceksin. O mekanizmanın tarzını görünce de korkmayacaksın. Ben lanetliyim falan. Yok hayır insan böyle bir varlık. Hani dengede gidip geliyor. Hani böyle dengeyi sağlamaya çalışıyorsun. Homeostazi arkadaşlar. Homeostazi. Biliyor musunuz onu? Güzel bir şey. Biyolojiyi severim. Ondan sonra.
Müslüman yapmak. İnsanları sıkıntılarından kurtarmak. Her gerçeğe Müslüman olursanız bu arada gerçekten hiçbir sıkıntınız kalmaz abi. Bu net yani. Başka hiçbir şeye gerek yok. Disk olarak para vermeye, bankalar bunu yaşamaya vesaire. Bak şimdi yavrum. Şimdi Genshin var ya. Şimdi Genshin oyun. Tamam mı? Game over dediğinde ya da işte oyundan çıktığın zaman hiçbir önemi kalmıyor değil mi? Bu hayat aynen böyle aslında. Yani biz gereksiz büyütüyoruz. Anlatabiliyor muyum yani? Hani yapıyorsun bir şeyler, ibadet ediyorsun, Allah'a anıyorsun, iyilik yapıyorsun vesaire, bunlar bonus. Hani puan veriyor sana. Anlatabiliyor muyum? Sonra ölüyorsun. En sonunda öleceğin de belli değil. Yani mesela şu an bile ölebilirim. Hani o derece bir şey yani. Kolay mesele aslında, bayağı kolay. Hani işte Allah da diyor hani sizi bir açlıkla sınarız. İşte şey, işte açlık, sonra ne? İşte geçimiz, yani o tarz, bu tarz şeyler, hani sınandığımız şeyler de belli abi. Yani o, hani sınavın geldiği yerler de belli, anlatabiliyor muyum? Hani mesela TYT, AYT'lerden geliyor biliyoruz ya, mesela hani aynı öyle, hani sınav nereden geldikleri belli. O tarz durumlarda ne yapman gerektiği de belli genel olarak. O tarz durumlarda isyan etmeyeceksin. Allah'ı anacaksın. Yardım ondan dileyeceksin. Yüz suyu dökmeyeceksin. Riya yapmayacaksın. Kibirlenmeyeceksin. Bunlar kolay şeyler oldu. Hani öyle zor bir şey değil zaten. Hani otomatik geliyor Allah'ı sevdiğim zaman. Allah'ı andığım, Allah'ı bildiğim zaman aslında otomatik gelen şeyler bunlar. Hani öyle sayınca sanki fazla bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Bir de 5 günde 5 tane namaz kılacağım. Ki kılsan bazı zamanlarda kılmıyorsun zaten. Ki 5 tane namaz da zor bir şey değil. Daha adı ademi kıldım geldim yani. Ölmedim. Gayet kolaydı. Tuvalete gittim. 2 abdest aldım. Bir abdest aldım yani. Kıldım. Gayet kolaydı. Geçen dün arabada giderken bir tane serviste bir tane velet gördüm. Çocuk gördüm. Ondan sonra ona böyle dik dik baktım. Tamam. Dondurma mı ne yiyordu? Dondurma mı ne yediği için dikkatimi çekti. Her neyse işte baktım. Ondan sonra dondurma yemiyordu ama bence servise de dondurma yemezsin yani. Dökülür. Şeker yalıyordu bence. Her neyse. O yüzden bir sıcak geldi yani. Her neyse. Adam çocukları taklit ettiğim için. Ondan sonra böyle dik dik baktım işte. Benim tarafa bakmıyordu. Sonra hani şeyi test etmeye çalışıyorum. Acaba göz ışınları cidden gidiyor mu? Onu test etmeye çalışıyorum. Sonra çocuk baktı. Bir de çocuklar aslında daha iyi bir denektir. Çünkü daha şey davranırlar. İçgüdüsel davranırlar. Çünkü daha şeyi öğrenmemiştir yani. Hani birisinin sana baktığını hissediyor olsan bile bakmasan iyi olur. Ne olduğu belli değil sonuçta bu adamın falan gibi bir şeyler öğrenmedikleri için henüz. Güzel bir sınavdı bence. Ama baksan hani çocuk sonra el salladı. Ben de el salladım. Anlama da bile teyzem vardı. Güzeldi. Hindistan'da Pakistan. Hindistan'da Pakistan. Pakistan'dan Hindistan'a geçerken dün radyoda dinliyorduk. Koku değişiyormuş diyorlar. Doğru mudur sizce? Hindistan'da Pakistan'da seviyorum bu arada. Hani Hindistan'da Pakistan'da seviyorum ben bilmiyorum ama Hindistan'da Pakistan'da Discord'dakileri seviyorum. Peki. Abi. Neyse. Tamam. Sakin. Dün de jelibon aldım kantinden. Şey portakal halkası. Tamam mı? Çok iyiydi. Şu ana kadar yediğim en iyi jelibon olabilir bu arada. Ondan sonra arkadaşım Şemine'ye de verdim işte. Ondan sonra umarım ismini söylemem onu rahatsız etmez. Yani bilmiyorum. Bir şey yapmazsındır öyle değil mi? Her neyse. Her neyse, şimdi düşündüm yani. Her neyse, işte dedi, işte böyle sonra giderken okuldan çıkarken işte şey dedi, bir tane daha alabilir miyim falan dedi işte böyle tatlı tatlı. Sonra ben de işte dedim o bitti dedim ama sakız var dedim, sakız vereyim mi dedim işte. Sonra işte sakız verdim Senen'e ve Şebnem'e. Sonra dediler işte dibimden alıyorum falan dedim işte, dibimden hani okutup alıyorum falan dedim işte. Biz de alacağız falan dedi işte. Sonra ekşi yüzünden bahsettik. Çok tatlılardı ya.
Her neyse. Öyle. Abi şu kızı çok seviyorum. Abi şu kızı çok seviyorum. Babamla almıştık bunu. Babam annem de vardı bir tane züccaciye mi deniyor onlara? Bop 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 bop. Her neyse. Astronot kardeş. Sen uzaydan mı geldin? Ben uzaydan geldim ama sen burada çok büyüksün. Buradaki insanlar böyle büyük mü? Ben daha çocuğum. Astronot kardeş, sen daha büyükleri görmemişsin. Sen küçüksün. Seni uzayda küçülttüler mi? Evet. Merhaba. Bak, merhaba diyor, gördün mü? Selam, merhaba ya. Bay bay, yeter bu kadar boş yaptığımıza. Gidin ders çalışın. Birinci olun, gelin. Sonra deyin ki, bilmiyorum. Ne diyeyim? Ne istiyorsanız onu deyin. Bye bye.